Coğrafi işaret tesciline sahip Sakarya Balkabağı'nın hasadı sürüyor. Ekimi e özenle seçilmiş çekirdeklerden yapılan balkabakları lezzetli ve büyüklüğüyle ön plana çıkıyor. Binbir zahmetle yetiştirilen ve beyaz elması olarak da adlandırılan kabakların tarlalardan sofraya yolculukları başladı. Sakarya dediği zaman ilk önce akla bal gelir. Sakarya'nın beyaz elmasıdır. Kabağımız Sakarya'da Nisan ayının başında Ekim'le başlarız. Ekim sonunda da hasatla bitiririz. Bu esnada üretimden hasata kadar çok meşakkatli bir zahmetli bir üründür. El işçiliği istiyor bu kabak. Hasat zamanında da gördüğünüz gibi yine el işçiliği kabaklarımız ilk önce kesiliyor hasat zamanda Çevriliyor kuruması için, tefeklerin kuruması için. Tefekler kuruduktan sonra gördüğünüz gibi remorkları alıyoruz. El bebek, gül bebek. Bir bebeği elimize nasıl alıyorsa kabağı da o şekilde alıyoruz. Zahmetle remorkları yükleme yapıyoruz. Remorktan tekrar depolarımıza Ere bebek, gül bebek sevkiyatımızı yapıyoruz. Kabak Türkiye'de ilk önce Sakarya'da özdeşen bir ürün. Ata tohumu olanla olup da devamlı aynı tohumu eken de var. Tamam bunu bini çift olarak yapanlar var. Yapamayanlar pazarı araştırma enstitüsünden kabak tohumlarını tedarik edip ekebilen şeylerimiz, üreticilerimiz çok. Hasat yapıldıktan itibaren kabağımız bin bir çeşit. Yani aklımıza gelebilecek pastör ürünlerinde kabak tatlısı, kabak çorbası daha değişik e, yemek lezzetlerinde kullanılıyor. Sakarya bal kabağımız coğrafi işaretli konumdan olduğundan dolayı üretimden hasattan hasattan tüketime kadar zaman geçen e, bir zaman içinde el er bebek gül bebek işlenip tatlı olarak sofralarımıza geliyor damaklarımızı şenlendiriyor. Sakarya'da kabak e, üretimimiz yıllık ortalama 3000 dönüm olarak ekiliyor. Bunu 3 ile 4 ton arasında çarptığımız zaman yıllık 10-12 bin ton civarında bir kabak üretimimiz oluyor. Bunun sevkiyatı özellikle İstanbul, Bursa, Ankara, Büyükşehir olan illerimizde. Bazen de yurt dışına da gönderebiliyoruz ihracata. Yurt dışı özellikler Almanya, İtalya'ya da gidiyor. İngiltere'de bazen isteniyor. Türkiye'nin en güzel tatlı kabağı Sakarya'dan çıkar. Bu Eskişehir'de veya Afyon'da veya başka bir e, illerde de ekiliyor. Fakat e, Allah öyle bir tat vermiş ki Adapazarı'mızın kabağına. Adapazarı'nın kabağının üstüne lezzet olarak yok. Maliyetler konusunda e, tabii e, üreticilerimizin en büyük zaafı önce işçi. Ondan sonra maliyet kısmında gübresi olsun, mazot olsun... Bir maliyetlerimiz var. En büyük sıkıntımız dediğim gibi işçi konusu ve maliyette gübre, mazot. Kaban kilosu şu anda arazide toprak üstünde maliyet hariç çiftçiden çıkış fiyatı 6 ile 7 lira kilosu. Toptancının veya tüccarın maliyetleri var. Onlardan dolayı yükselen bir rakam var. Ma özellikle nakliye konusunda girdileri maliyet yüksek sofraya gidene kadar marketlerde 12-13 lira satılışı pazarlarda 15 ile 20 arasında satılışı.